Bugün 27 Şubat. Daha doğrusu bugün 27 Şubat değil. Biz bu videoyu bir iki gün önceden çekiyoruz ama siz bu videoyu 27 evet. Şubat sabahı izliyorsunuz. 27 Şubat 2022'nin dünya teknoloji tarihi için önemli bir günü var, önemi var, anlamı var. Niye? MWC'den bir önceki gün, 2 yıldır yapılamayan fuardan bir önceki gün. Siz bu videoyu izlediğiniz sırada Hardware Plus ekibi de büyük bir ihtimalle kazasız belasız İstanbul'dan Barcelona'ya doğru yola çıkmış olacak. Ben Realme ekibindeyim. Realme'nin Barcelona'ya götürdüğü ekipteyim. Yıldıver Türk Telekom'un misafiri. Aydoğan da HVP tarafından ne derler Barcelona'ya götürülüyor. Yani bu şu yüzden önemli. Fuar sırasında yaptığımız sosyal medya paylaşımlarında benim Realme'ye, Yıldıver'in Türk Telekom'a, Aydoğan'ın da Hardware Plus'a biraz öncelik verdiğini görürsünüz. Bunun nedeni tam olarak budur. Fark edersen ben bunu gittiğimiz her şeyde ne derler fuarda hangimizin nasıl gittiğini arkadaşlarımız bilsin diye şey yapıyorum, söylüyorum. Bugün bir kameranın karşısına geçmemizin nedeni ise fuarda ne olacak? Evet, yani bugünden, çünkü olarak. Siz bu videoyu izlediğiniz saatlerde büyük bir ihtimalle dünya MWC formuna girmiş olacak. Yani dünyanın birçok noktasından insanlar yavaş yavaş Barcelona'ya ulaşmış olacaklar ve beklentilerini falan paylaşıyor olacaklar. Evet. Biz de o yüzden bu videoyu şey yaptık. Şimdi Aydın, biz normalde Covid zamanı olmayan durumlarda, dünyada savaşın olmadığı durumlarda fuardan bir önceki gün o lansmandan öbür lansmana, onun da ondan öbürüne falan koşarız aslında. Evet. Ama 27 Şubat günü Barcelona'daki takvim o kadar yoğun değil. Evet. Ben hatırlıyorum geçmişte bir günde 3, 4 hatta 5'e kadar lansmana gittiğimiz olurdu. Şeyde. Samsung, Sony, LG falan böyle farklı. Peş peşe koyardı. Hatta markalar bir önceki saat dizilimi olarak bir önceki lansman hangisiyse onun alanından kendi lansmanlarını otobüs kaldırırlardı. Evet, rahat rahat. İnsanlar kolay kolay dolaşabilsinler diye. Ve en son en geç lansmanı yapan da şehrin eğer biraz dışında falan yapıyorsa oradan tekrar Barcelona'nın şehir merkezine, o İspanyol meydanı falan denilen yerlere otobüsler kaldırdı. İnsan orası. Ama bugün için 27 Şubat için bir tek Samsung lansmanını görüyoruz. Görünür, sanırım o da şeyle alakalı. MWC her ne kadar 2 yıl evden sonra fiziki olarak yapılıyor olsa da düşük montanlı bir fuar olarak gerçekleşecek beklentisi yüzünden değil mi? Çünkü şöyle bir şey var. Asya'dan çok fazla ziyaretçinin olmayacağı tahmin ediliyordu. Bu işte son anda Rusya'nın Ukrayna'ya girmesi nedeniyle Ukraynalı ve Rus gazetecilerin ve hatta oradaki şirket çalışanlarının da İspanya'ya, Barcelona'ya fuara gelmeyecekleri tahmin ediliyor. Ki zaten biz bu videoyu çekmeden önce birçok ülkeden iptaller oldu. Yani Ukrayna ve Rusya'dan birçok farklı yayından, birçok markadan iptaller olduğunun bilgisini zaten aldık. Evet. Şimdi Samsung'un ne tanıtacağını biliyor muyuz Aydoğan şeyde? Evet. Yani ürün ne olduğuna dair net bir bilgi olmasa da ilk başta hatta ben de diyordum A serisini görebilir miyiz diye. Çünkü S22 ailesi zaten tanıtıldı. O global bir tanıtımdı. Ama sonradan hani Samsung'un da kendi yaptığı basın bildirilerinde Newsroom'dan baktığımızda laptop tarafını bayağıdır böyle sessiz kalan laptop tarafının orada ön plana çıkacağı ve lansmanın aslında onların deyimiyle Galaxy Book özelinde olacağı açıklandı. Galaxy Book diye bir şey olacaktı öyle mi şeydi Samsung'da? Evet. Çünkü biz farklı laptop modeli tanıtacaklar. Çünkü biz bugüne kadar Samsung'un laptoplarını Ativ ve benzeri markalar altında topladığını gördük. Yakın zamanda Galaxy Book'u kullandı ama böyle daha 1-2 modelde falan kullanmıştık. Galaxy Book'u çok fazla görmedik. Evet. Şimdi tabii Türkiye açısından Samsung'un laptop ve tablet tarafının şöyle bir sorunu var. Laptop bundan bir yaklaşık 5 yıl 6 yıl önce falan Türkiye'de çıktı. Artık şey yapmıyor ne derler getirmiyor. Şey tabii çok garip yani SSD'di bilmem neydi falan getiren Samsung'un laptop pazarından tamamen çıkması Türkiye'de garip tabii ki. Tabletteki montanını da çok düşürdü. Eskiden birçok farklı model tabletli, Android'li, Windows'lu, farklı size'lar da farklı şeylerde, donanımlarda tabletle pazarda mücadele ederken o tabletin tüm dünyada gazının kaçmaya başladığı görünce tableti de yılda bir ya da iki tane şey modeli üst segment modeli indirgedi. Rakip olabilecek. Arada bir iki tane sessiz sedasız orta segment tablet de çıkartıyor ama onu sadece satıldığı noktalara gidenler görüyor büyük bir ihtimalle. Senin bir A sınıfı beklentin vardı. Diyoruz Barcelona'da Samsung A sınıfının da lansmanını yapıyor. Evet. Yani A53 ile A73'ü tanıtacak diyordun. Beklenti. Şeyi kestin mi? Beklentiyi kapattın açıkçası mı? Açıkçası hala kapatmadım niyeyse. Hani herhangi bir söylentiden ya da
bir ortada bir şey yok zaten. Sadece düşündüğüm hani Samsung MWC ya da Ampeg dediğimiz tarzda etkinlikler yaptığında illaki işin içine ön plana çıkacak bir cihaz çıkartıyor. Ya Samsung düşüncesini değiştirdi artık, hani biz laptopa da önem veriyoruz demek için böyle bir etkinlik yapıyor olabilir. Ya da oradaki hani artık planlamasında bir cihaz ürün koymak için. Ben hani bir Ampeg tarzı bir etkinlik olmasından kaynaklı orada bir şey görülebilir diye düşünüyorum hala. Bir A serisi ya da farklı bir telefon çıkabilir diye bekliyorum. Şimdi ben telefon olmayacağını düşünüyordum en başından beri, söylüyordum da. Bunu şöyle ifade edeyim. Eğer Samsung Barcelona'da A seviyesi tanıtırsa bu bence şu anlama gelecek. S seviyesinden tamamen umudu kesti demektir marka. Yani Note'dan umudu kesti, Note üretmeyi bıraktı. Eğer A ile S arasında bu kadar kısa zaman verirse demek ki S'ten de umudunu kesti. S de satamıyor. Artık Samsung sadece bir orta segment cihaz satan şirket. Yani Çinlilere rakip. Şimdi Samsung zaten Apple'a rakip olmayı bana soracak olursan kutusundan şarj cihazını çıkarttığı gün bıraktı. Yani imamın yaptığını yaptığı gün imama rakip olmayı bıraktı Samsung. Artık Samsung zaten satışlarda bunu gösteriyor. Son 1,5 yıldır, son 2 yıldır Apple'ın Samsung'u üst segment, yani Samsung'un üst segment, Apple'ınsa kendisinin hep bulunduğu platformda tokat manyağı yaptığı rakamlardan çıkıyor ortaya. Ama bana soracak olursan kutudan şarj cihazını çıkarttığı gün Samsung orada havluyu atmıştı zaten. Artık ben üst segmentte Apple'la rekabet edemiyorum. Ben döneyim, benden küçük parçalar kopartan Çinlilerle uğraşayım demişti zaten. Eğer dediğim gibi şimdi A sınıfını da A segmentini de Barcelona'da tanıtırsa S seviyesini de gözden çıkarttığı kanaatine varacağım ben Samsung'un. Laptop konusundaysa biz henüz Türkiye'de Samsung'un tekrar laptop pazarına girip girmeyi planlamadığını bilmiyoruz. Ben işte geçen hafta Cuma raporunda da söylemiştim. Bir önceki hafta Cuma raporunda da söylemiştim. O laptoptan sorumlu Vice President'ın yaptığı açıklamalar sonrasında Türkiye'de sordum bir iki kulvara bu işi bilen, bildiğini varsaydım. Yani kimdir onlar? Büyük distribütörler. Samsung'un geçmişte de laptop konusunda çalıştığı büyük distribütörler. Ya da Intel ve AMD kanadı. Hani Samsung'un tekrar Türkiye'deki satış yapma planı var mı yok mu vesaire filan diye. Herkes öyle bir bilgimiz yok dedi. Yani laptop şu an için Samsung'un Türkiye şeyinde planında yok diyebiliriz. Eğer benim söylediğim gerçek olursa, A seviyesi de olmazsa fuarda bizim Samsung'la hiç işimiz olmayacak kalmıyor, gibi görünüyor. Yani orada tanıttığı laptoplar Türkiye'de satılmayacak olduktan sonra bizim için çok fazla bir önem taşımıyor. Telefonda olmazsa hiçbir işimiz yok. Telefon olursa evet A seviyesi bizim için önemli. Evet. O zaman şey. Peki fuarın ilk günü neler oluyor? Bir sonraki gün, yani yarın arkadaşımız bunu izledikten sonraki gün sabah saat 10'da 2022 yılının MWC'si başlıyor. Evet. Resmi törenle başlıyor. Bir de şöyle bir durum var. Şimdi tam işte sen kopartan Çinliler falan filan diye düşündüğümüzde lansman yapacağını duyuran markaların Samsung dışındaki hepsi Çinli. Hani önceden şeydi çünkü düşünüyorum. LG yapardı, Sony yapardı, HTC yapardı, Nokia yapardı. Hani böyle farklı farklı markalardan geldik. Son geldiğimiz aşamada Nokia da Çinli artık, evet. Zaten. Şey değil, dert değil. Hani o açıdan baktığımızda artık hepsi Çinli ve o gün aslında baktığımızda 3 farklı markanın lansman yapacağını görüyoruz. Hatta 2 farklı marka resmi olarak, değil mi? Realme'yi de kattığımızda 3 oluyor aslında. Realme'nin lansmanı var. MWC'nin sitesine baktığımızda GT2 serisi için olduğunu görüyoruz. Ama aynı zamanda Realme'nin paylaşımlarından Realme 9 ailesini de orada göreceğimiz anlamına geliyor. Bir diğer yandan Honor'un lansmanı var ve bir de Xiaomi'nin Poco özelinde bir lansmanı olacak. Ama orada şu an fiziksel bir açıklama yok. Ama Poco'nun sayfasına gittiğimiz 28'inde bir online lansman görüyoruz. O da tabii iki şeyi bilmiyoruz. Online lansman yapacaklar mı? Online lansmanı fuar alanından ya da Barcelona'da bir yerlerden mi yapacaklar bilmiyoruz. Şimdi Realme ile başlayalım. Realme bana soracak olursan Türkiye'de 2021 yılında çok fazla iş beceremedi. Çok fazla iş başaramadı. Biliyorsun Realme benim 2020 yılında yılın markası seçtiğim bir marka. Fakat 2021'de Realme'nin Avrupa sonuçları çok şey. 2020'de Avrupa'da en çok pazarını büyüten marka Realme. Fuarda da senin söylediğin gibi GT serisinin devamı olan GT2'ye ağırlık verecekler. Ama fuardaki esas fokus oldukları olacakları nokta anladığım kadarıyla dünyanın en hızlı şarjı şu an için bu konsepte fokus olacaklar. Ve Realme'nin 2022 yılından beklentisi çok fazla. Benim gördüğüm kadarıyla şöyle bir şey çıkıyor Aydoğan karşımıza. Şimdi Realme'de biz bu 7 Pro'ları, 8 Pro'ları bilmem neleri falan görsek de hep böyle orta segmentin üst tarafı diyorduk ya. GT seviyesiyle birlikte Realme kendini
kendi amiral gemilerini de yapmaya başlıyor. Başladı 2021'de. Ve 2022'de GT seviyesini daha çok dallandırıp budaklandıracak diye anlıyorum ben. O yüzden Realme'nin ne yapacağı önemli. Onu izlemek lazım yakından. Ayrıca tabii ki fuarda büyük bir tane bu 9 Pro'ları, 9 ailesini bilmem neyi falan da göreceğiz. Önemli olan bence GT seviyesi için ne sinyaller verecekler. Çünkü GT Realme'nin işte S seviyesi, yani Samsung'daki S seviyesi, Oppo'daki Find X seviyesi filan gibi bir seviyesi olma yolunda ve bu demektir ki Realme kendi içinde kendi bulunduğu segmenti çok iyi bir şekilde kontrol altına tutarken bir üst segmente de şey yapıyor, evet, göz koyuyor şimdiden. Diğer söylediğim marka Poco. Biz Xiaomi lansmanlarına alışıktık fuarda. Evet, Mi serisini, yani Mi serisi. 12 serisinin globalini orada bekleniyordu. Aslında öyleydi. Bu yıla kadar hep öyle olmuş. Hep dediğim yani 11'de, 10'da hep böyle olmuş. Hatta 9'da da galiba böyle olmuştu. 12'nin global lansmanını Mart ayının içinde yapmaya karar vermiş Xiaomi. Yani bu da demek diyor ki MWC'den sonra. O yüzden de MWC dönemine Poco kaldı. Poco'nun zaten cihazlar Çin'de çıktı. Cihazları herkes biliyor. Avrupa'da tıpkı eskiden Mi'de olduğu gibi bir hatırlatma babında bir lansman olacak. Burada önemli olan şey şu. Birçoğumuz MWC'yi 12'yi görürüz diye gidiyoruz. Evet. Büyük bir ihtimalle Xiaomi standında 12'yi göremeyeceğiz. Lansman Mart ayına kaldığı için bizi standta büyük bir ihtimalle 12'yi göstermeyecekler. Yani o yüzden Redmi Note serileri, cihazları falan. Aynı öyle. Son dönemde gördüğümüz cihazlar olacak. Redmi'nin yenileri orada olacak. Evet, haklısın. Ama Xiaomi standı sanırım böyle çok albenili falan bir stand olmayacak gibi görünüyor şu şartlar altında. Hatta çünkü büyük ihtimalle şimdi Realme oraya lansman yapıp işte böyle amiral gemi ürünlerini de sunduğu için hani Avrupa'da ve özellikle Hindistan'da Realme Poco şeyi olduğu için Xiaomi büyük bir standdaki tasarımını da Poco'ya bırakabilir diye diyorum. Realme'nin ayrı standı. Ha, belki de haklısın. Hatta yani konumuna hiç bakmadım. İkisi de Hall 3'te de böyle önceden hep şey olurdu. Örneğin Huawei'ye standları Samsung'un karşısına koyardı. Samsung'un aslında şey alanı olsa da, dışarıda bir alanı olsa da, bir tane Hall'ü kapatmış olsa da birçok markanın olduğu yerdeki Samsung standının karşısında Huawei olurdu. Onların yanlarında diğer markalar olurdu. Tahminimce Realme ile Poco'yu yan yana göreceğiz gibi bir hissiyat var. Ama galiba orada kazanan Realme olacak. Yani şu an ürün şey bazında. Yenilikçilik anlamında falan Realme olacak. Bir sonraki marka hangisi? Bu arada şeyde de Poco tarafında da lansmanı yapılacak ürünler de Poco X4 Pro 5G olacak. O da aslında Redmi Note 11 Pro 5G'nin Poco'laştırılmış versiyonu ki zaten iPhone 13-14'e rakip değil yani. Daha üst oluyor aslında. Daha Pro'su rakip olur. X4 çünkü biraz daha iyi seviyede. Bir de yine bu işte iPhone 13 rakibi olan Poco M4 Pro'nun 5G'li olmayan versiyonu çıkacak. O da 12 Pro'ya falan rakip. Galiba. Evet. 5G'si ya da yeni gelecek SE'ye falan rakip. Belki de onu rakiptim. Üçüncü markamız neydi? Üçüncü marka Honor. Honor tabii ki Honor işi zor olan markalardan bir tanesi. Honor da Huawei'nin gölgesinden şey yapamadı. Ne derler? Kurtulamadı. Orada da tanıtacağı ürünlerin çok bir böyle şeyi yok. Esamesi okunmuyor. Yani kendi açısından dünyada tabii ki amiral gemi tanıtıyor ama dediğin gibi şöyle bir dezavantajı var. Ayrılmış olsalar da işte hani o özgür ve bağımsız marka durumu olsa da tasarımsal açıdan Ar-Ge'leri hep önceden yapıldığı için hala aslında Huawei Ar-Ge gölgesinden kurtulamadı derken bunu kastediyorum zaten. Şimdi orada da Magic 4'ü göreceğiz. Magic 4 ailesini. Bu da bir bakıma Honor'u Huawei karşısında avantajlı yapabilecek tek konu, Huawei'ye 2022 yılına bir şey koymadı şu an için. Amiral gemisi koymadı. Hatta oradaki standında P50, P50 Pocket gibi geçen senenin amiral gemilerinin globale çıkması ki Türkiye'ye de gelecek bu ürünler. Ama 2022'de 2021'de Çin'de tanıttığı ürünlerin globale çıkışını görüyoruz. Honor en azından orada ben yeni bir cihazla piyasaya çıkıyorum ve işte hani Google servisi falan filan derdi olmadan çıkıyorum avantajı olacak. Bir de plase olarak yine geçtiğimiz sene tanıttığı katlanabilir telefonu Magic V'nin de orada yer alıp globale çıkışını görebiliriz. Yani Huawei'nin Avrupa için yeni bir cebinden çıkartıp ortaya koyacağı bir şey olmadığı için ki zaten olsa Huawei Türkiye'de yine bir yayın yayıncıyı Barcelona'ya götürüyor olurdu. Götürmediğine göre yok demektir. Honor burada şey yapabilir, prim kasabilir. Tıpkı bana soracak olursan şu en son cihazlarda Honor'ın en azından Google servisleri var diye prim kasmayı becerdiği gibi. Ama tabii asıl beklentimiz şey, Honor'ın kendi dizaynlarını,
kendi tasarımlarını ortaya çıkarması ve o güne kadar da bu böyle devam edecek. Burada tabii daha garip olan başka bir şey var. İnsanlar bana kızıyorlar yani böyle Hanover niye çok yükleniyorsun bilmem ne falan diye. Hanover'in kendi dizaynlarını çıkarması için evet bir yılı iki yılı falan var ama kendi app'ini çıkar be kardeşim bari. Yani hala Huawei'nin health uygulamasının içinde olmasın senin kol saatin, senin işte tartın, senin bilmem ne vesaire vesaire. Yani onu da yapmıyorsun. Şimdi ürün tasarlamak evet bir süreç, bir proses. Endüstriyel üretim bilmem ne falan var ama bugün dünyada app geliştirmek, hele bir elektronik cihazın app'ini geliştirmek bir iş değil yani. Hani eğer sen özgür ve bağımsız bir şirketsen bu app'leri çoktan, daha sonra bir app'i yani hani bir yüzük hepsine hükmedecek ya, bir app senin tüm cihazlarını bağlayacak bir app'i çoktan çıkarmış olman lazım. Bir yılı geçti sen ben artık özgür ve bağımsız bir teknoloji şirketiyim dediğinden beri. Bir yıldan fazla zaman yine geçti sen hesapta Çin'de kendi fabrikalarını kurduğun günden beri. Ama ortada hala bir app bile yok. O konuda bile şeye bağlıyız, Huawei'ye bağlıyız. Evet. Benim hani öyle hesap dalga geçme nedenlerimin başında bu geliyor. Yani ben özgür ve bağımsız bir şirketim demekle olmuyor bu işler. Sen özgür ve bağımsız olduğunu insanlara nasıl belli edeceksin? Unique tasarım, özellikler, farklı özellikler, farklı fiyatlar, farklı app, farklı web sitesi bilmem ne filan bunlar. Hani de o konuda çok fazla bir şey. Hani sadece konuşuyor şu anda. Biz özel ve ayrı bir şirketiz bilmem ne filan diye ama aksiyon yok. Aksiyonu bekliyoruz. Ben Hanover'ın Huawei'nin Google'sız cihazlar çıkarttığı bu dönemde ve Harmony ile cihaz çıkartacağı dönemde Hanover'ın çok büyük avantajlara sahip olacağını düşünüyorum. Yani Hanover hep Google pozunu iyi oynayacak. Yeter ki kendi dizaynını, kendi tasarımını, kendi ürün mantalitesini bir ortaya koysun. Çünkü şu an bilmiyoruz. Şu an biz hala Hanover'da eskiden olduğu gibi Huawei'nin ucuz markası, Huawei'nin ikinci markası işte nasıl konumlandırıyorsunuz onu görüyoruz. Benim derdim o kimlikten Hanover'ın bir an önce şey yapması, çıkması başka bir şey değil mesela yani. Aslında burada senin söylediklerini düşününce Realme onu bayağı iyi bir şekilde yapmıştı. Realme'nin kendi app'i var, şeyi var. Poco en başından beri yapıyor. Yani Xiaomi Poco ikilisi. Realme Oppo'dan ayrı olduğunu çok net şey yapıyor. Bir de tasarımlar, masarımlar da o kadar benzeştiği şeydi. Hani mesela Poco'da yine var. Poco her zaman bir Redmi, bir Xiaomi ürününün devşirilmiş oluyor. Sadece M serisinde bir farklı tasarım gördük. Yani şeyde Xiaomi'nin kendi içerisinde olmayan denebilecek. Realme evet yani tamamen farklılaştığından bu yana tamamıyla yani Oppo'dan farklı şeyler. O yüzden çıkartıyor. Huawei'den de bir an önce Hanover'ın kurtulması gerekiyor. Yani bir Huawei'nin ikinci markası, ucuz Huawei hikayesinden kurtulması gerekiyor. Nasıl kurtulacak? App'ini değiştirecek, web sitesini değiştirecek, gerekiyorsa logosunu değiştirecek bilmiyorum ama tasarımını değiştirecek, ürününü değiştirecek. Şey de bakalım zaten hani bu da bir şey olacak. Honor'un galiba Huawei'den işte artık ayrıldığından bu yana ki ilk büyük konseptteki lansmanı olacak. Oradaki standında şeyinde ürünün sunduğu şeylere baktığımızda belki şey olabilir. Başka bir markamız var mı? Bir de Oppo'muz var galiba. Şey olarak ya? Lansman olarak bunlar açık var sadece. Ama bir diğer yandan orada yeni ürünlerini göreceğimizden biri Oppo Find X5 serisini globale çıkartması bekleniyor. Bir diğer yandan OnePlus'ın da 10 Pro ailesini orada yani yine BBK grubunun diğer ürünlerinin devamını görmeyi bekliyoruz. Bizim şimdilik Barcelona'ya giderken kafamızda olanlar bunlar. Tabii ki her yıl fuarın ziyaretçilerine bir iki sürprizi olur. Yani bu bizim söylediklerimizin içinde ya da dışında başka sürprizler de olabilir. Biz de işte 2-3 gün boyunca fuardan önümüzde düşen, gördüğümüz, ilgi çekeceğine inandığımız, izleyicilerimizin, takipçilerimizin bilmesi gerektiğini düşündüğümüz her şeyin videolarını çekip arkadaşlarımızla paylaşmaya çalışacağız. Ekleyelim. Hani her ne kadar Türkiye'de olmasa da kitlesi var Türkiye'de hala. O Sony'yi seven kitle vardı. Maalesef bu sene Sony ile alakalı herhangi bir yeniliği paylaşamıyoruz. Çünkü Sony bu sene fiziksel katılımını komple iptal etti. Aslında o da orada işte o dönem için Z serisiydi falan filan. Şimdi Mark serisi diyebileceğimiz sayılı serilerin yenisini de orada hiçbir şekilde göremeyeceğiz. Onu da eklemiş olayım merak edenler. Aynen öyle. Artık bundan sonra bir hafta boyunca fuardan çektiğimiz videolarla arkadaşlarımızın karşısında olacağız. Lütfen eğer HVP kanalının çanı henüz sizde açık değilse çanı açın. Çünkü bu önümüzdeki 3-4 gün boyunca çok çaldıracağız o çanı. Evet. Çok fazla video yükleyeceğiz. Çok çaldıracağız. Bakalım fuar sonrasında yine Aydoğan'la birlikte bu masaya otururuz. Kısmetse bir de fuarın değerlendirmesini, bize en çok hangi ürün, hangi marka şaşırttı, iyi kötü anlamda onu da ayrıca konuşuyor oluruz. Biz Barcelona'da olacağız. Covid'den korunmaya çalışacağız mümkün olduğu kadar. Sizler de kendinize iyi bakın. Fuar sonrası görüşürüz. Hoşçakalın. Hoşçakalın.